Bu hafta Atletizm Ansiklopedisi'nde Ali Demirhan Bey'le beraber Konya atletizmini konuşacağız. Eşi Gülizar Demirhan soruyor. Ali Demirhan yanıtlıyor. Sayfalarımızı çeviriyoruz. Nerede ve ne zaman doğdunuz? 12.1.1949 yılında Konya vilayeti Tuzlukçu kazası Erdoğdu köyünde doğdum. 6 kardeşiz. Babam çiftçi ve ilkokul tahsilimi köyümde tamamladım. Ortaokul tahsilimi Tuzlukçu kazamızda bitirdim. 1964 yılında Konya Assubay Sınıf Hazırlama Okulu sınavlarına girdim ve sınavı dereceyle kazanarak askeri okula girdim. Atletizme ne zaman başladınız? Atletizme askeri okulda hocamız Mehmet Ali Aydede, askeri okula giren her öğrencinin kabiliyetlerine göre spor branşlarına ayırıyorlardı. Beni de atletizme ayırdı. Atletizme orada başladım. Hocamız Mehmet Ali Aydede bizlere bir hoca değil, baba, abi gibi ilgileniyordu. Atletizmi orada bize sevdirdi. Ve Konya'da her hafta liseler arası cross yarışları yapılıyordu. Biz askeri okul olarak girdik mi takım halinde Konya birinciliğini alıyorduk. Ve 1965 yılında Türkiye Assubay Okulları atletizm müsabakaları yapıldı, spor müsabakaları. 1965 yılında o zaman ben 3000 ve 5000 metrede askeri okullar Türkiye birincisi oldum. Aynı zamanda 1965 yılında askeri öğrencilerin her yaz olan askeri kampları var. Biz Beyşehir Gölü'nün kenarına askeri kampa gittik eğitim yapmak için. Fakat sporcu olduğumuzdan dolayı bizi hocamız Mehmet Ali Aydede, beni, Osman Akeri, rahmetli Remzi Yiğit'i, Halil Tunay'ı ve İsmail İleri'yi 2. Ordu Atletizm takımına çağırdı. Biz askeri kamptan 2. Ordu Atletizm takımına katılarak İstanbul'da yapılan Kara Kuvvetleri atletizm seçmelerine katıldık. Orada ilk 2 dereceye giren arkadaşlar Kara Kuvvetleri takımına katılıyordu. Ben ve diğer arkadaşlar anca yaşımızın verdiği şeyi, tecrübesizlikte 3. olduk. Kara Kuvvetleri takımına giremedik. Fakat bizim için en önemli olan şey 1965 yılında ilk defa bizim köyden ve benim Cumhuriyet Gazetesi'nde resmimin çıkması. Rahmetli babam gazetede resmi görüyor. Diyorlar ki ben Nogay Tatarıyım, Nogay Türküyüm. Diyorlar ki Atay oğlun gazetede çıkmış, resmi var. Rahmetli babam o zaman en pahalı şey gazoz. Bütün kahvedekilere gazoz ısmarlıyor. Bu tabii unutulmayan anılardan biri. 1966 yılında yine yapılan askeri okullar spor müsabakalarında ben 3000 ve 5000 metrede birinci oldum. 1966 yılında Konya Askeri Okulu'ndan mezun olunca sınıf okullarına gittik. Hocamız Mehmet Ali Aydede beni, Osman Akeri, rahmetli Remzi Yiğit'i, Halil Tunay'ı ve İsmail İleri'yi muhabere sınıfına ayırdı. Bunun ayırmasının gayesi Ankara'da elimin altında ben onları kollarım, daha fazla yardım edelim diye. Hatta biz de haftada 3 gün Kara Kuvvetleri Komutanı'nın emriyle antrenman izni çıkardık. Biz 1967 yılında Ankara cross takımı seçmeleri var. Ben çalışıyorum. Erol abi var bizden 5 veya 10 yaş büyük gülleci. Beni gördü, dedi ki ufaklık dedi, çalıştın mı? Efendim şeye katılacak mısın? Ankara cross seçmeler. Dedim çalıştım ama Şifa Kutlu arkadaşımız var. Türkiye Gençler Birincisi. O da katılıyor. Dedim ki abi Şifa katıldı. Ben dedi sana çalıştın mı diyorum. Şifa'yı sormuyorum falan. Biz o zaman Hipodrom'da seçmeler yapılıyor. Yarış başladı. Biz koşuyoruz Şifa ile yan yana. Psikolojik ben Şifa Türkiye birincisi geçemiyorum. Yan yana koşuyoruz.
Bir adım attım, baktım şifa geldi. İki adım attım, şifayı geçtim, ondan sonra bastım gittim ve Ankara ikincisi oldum. Sonra Ankara takım olarak rahmetli Fahir Özgüden abimiz Ankara atletizm ajanıydı. Bizi Polya Türkiye Kıraç Şampiyonası'na götürdü. Ankara takım olarak biz ümitliyiz. Hele benden daha çok ümitli. Yani diyor ki milli takıma rahat girer. Fakat bir arkadaşımız bize, ben Ankara takımdayım, o Konya takımında, bana geldi dedi ki Konya takımına geç, sana 500 lira verelim. Ben dedim ki bana affedersin, yani Müslümanken gavur ol diyorsun. Olur mu öyle şey dedim falan. Geçmedim. Tabii bu sabah beraber kahvaltı ediyoruz. Bir lokantaya gittik, mercimek çorbası içtik. Biz yarışa nasıl hazırlanıyor, nasıl ediyor, hocamız da olmayınca bilmiyoruz. Topkanla yarışa girdik. Affedersin, o arkadaş gitmiş, Muharrem ismini hiç unutmuyorum. Yarıştan önce çok affedersiniz, mideyi boşaltmış. Sonra yarış başladı. Tabii ben tok şeyle koşamıyorum. Önce Türkiye 11.si olabildim. Ankara takım olarak Türkiye 2.si olduk. Fahir abi dedi ki, nasıl oldu falan dedim. Abi böyle böyle tüh bana deseydi falan, böyle bir anım var o zaman. 1972'de Silahlı Kuvvetleri Ağrı Yarışması varmış. Ondan söz eder misiniz? 1972 yılında Ağrı'ya tayinim çıkınca ordular arası, tümenler, tugaylar arası her şeyin, birliğin bir cross takımı vardı. Ve 17 Aralık günü Silahlı Kuvvetler cross şampiyonası yapılıyordu. Biz tabii Ankara'da koştuğumuz için Ağrı'da nasıl koşulacağını bilmiyoruz. Kısa kollu atlette koştum. Ben yarışta en öndeydim fakat kollarım donduğu için yarışı dördüncü olarak tamamladım. Evlilik yüzüğüm falan şeyde parnağım şişti. Onu kuyumcu arkadaşa gittik. Tabur komutanı arkadaş, şimdi ismini hatırlayamıyorum. Hürrem Gökçe yarbayımızda. Öldüyse Allah rahmet eylesin. O götürdü, karla ellerimi ovdu falan. Kuyumcuya gittik, yüzüğü çıkardılar. Bir hafta kendime gelemedim yani. Ellerim donmuştu. Masterlar dönemi yarışmalarından söz eder misiniz? Masterlar dönemi yarışları, biz masterlar yarışları olduğunu ben bilmiyordum. Benim okul arkadaşım, milli sporcu Osman Aker bir sohbetimizde dedi ki, biz masterlar yarışına katılıyoruz. Senede yurt içi 2, yurt dışı 2 yarış yapılıyor. Eski sporcu arkadaşlar bir araya geliyoruz. Hem yarış heyecanını yaşıyoruz hem de hasretlik gideriyoruz. Ben İzmir Masterlar Spor Kulübü'ne üye oldum. İstersen sen de üye ol dedi. Ben de tamam dedim. İzmirler Masterlar Kulübü'ne üye oldum. Ve 2012 yılında Türkiye Masterlar pist şampiyonası Eskişehir'de yapıldı. Eskişehir'e gittik kızımla. Velhasıl ilk defa katılıyorum seneler sonra. Baktım herkes eşortmanını, formasını giymiş, koşuyor, ediyor, ısınıyor. Ben dedim ya Rabbim ya, senelerdir girmiyorum, ellerim ayaklarım titriyor. Dedim ki ben nasıl yarışacağım bunlarla falan. 1500 metre yarışına girdik. 6-7 kişi vardık galiba. Velhasıl 1500 metre yarışında ben kendi yaşlı, o zaman 60 yaş grubunda Türkiye ikincisi oldum. O beni kamçıladı. Ertesi gün 800 metre yarışı var. 800 metre yarışına girdim. Yine Türkiye ikincisi oldum. Velhasıl kızımla çok sevindik. Ve bu bizi teşvik etti. Aynı zamanda işte sağlıklı spor yaşamı, eşimle emekli olduktan sonra Konya'da evimiz stadyuma yakın fakat şimdi yıkıldı. Her sabah namazından sonra gidiyoruz. Eşim yürüyor, ben koşuyorum falan. 2012'den sonra programla çalışmak için Konya'da atletizm antrenörü arkadaşlara dedim ki böyle böyle masterlar yarışına katılıyorum. Bana bir program verin. Dediler ki hocam 20 dakika koş, 20 dakika kültür fizik, bu yeter, ne yapacağım falan. Baktım olmuyor. Ben kendim eski programıma göre çalışmaya başladım. İnternetten program indirdim yaş grubuma göre. 2013 yılında İzmir'de yapılan şampiyonada, pardon Denizli'de yapıldı galiba, 1500 metrede
ve 800 metrede birinci oldu. 2014 yılında Durali Yıldız arkadaşımız var. Dedi ki Ali abi sen branşını değiştirsene hayırdır? 2000 engelli var dedi. O zaman 65 yaş grubuna giriyorum. Zaten benim gençlikteki branşım 3000 stepli ve 5000 metre. 2000 engelliye girdim. İzmir'de koştuk. İlk defa koşuyorum. Ve kendi yaş grubunda, 65 yaş grubunda Türkiye rekorunu kırmışım. Kızım sevindi. Hatta onu kameraya aldı falan. Ve 2013'ten beri, pardon 2014'ten beri o rekor halen kırılmadı. O yıl eşimle beraber Romanya'ya gittik. Romanya'da o rekoru kırdım, tekrar kırdım. Fakat şöyle bir anım var. Biz senelerdir yarışmadığımız için sonra arkadaş olduk. Karadağlı iki arkadaş var. Lazar Sıkıviç ve Milan. Lazar'la Milan sohbet ediyor. Beni gösterdiler. Lazar eliyle işaret etti Milan'a böyle. Ben anlamadım tabii. Biraz sonra yarış başladı. 1500 metre yarışı. Milan bir koptu. Sanki 100 metre koşuyor. Benim de yarıştaki taktiğim şu. Öndeki arkadaşın ensesine yapışırım. Öyle yarışı devam ediyor. Kuvvetim varsa yarışın sonunda basar geçerim. Ben Milan'ın peşine takıldım. Milan 100 metre gibi koşuyor. Ben de koşuyorum. 300 metre koştum. Milan'ın ensesine yapıştım. 300 metrede benim enerjim bitti. Nefesim kesildi. Milan gidiyor. Baktım arkadaki grupla 100-150 metre fark var. Dedim ki nefesim, enerjimi idare edeyim. Hiç olmazsa yarışı böyle bitireyim. Böyle koşmaya devam ettim. Nefesim falan yerine geldi ama enerji yok. Yarışın bitmesine 100 metre veya 75 metre kala Lazar arkadan geldi, beni geçti. Lazar ikinci oldu, ben üçüncü oldum. Velhasıl Lazar beni 75 metre veya 100 metre kala bastı, geçti. Ben üçüncü oldum. Anladım ki, demek ki yarışlarda böyle oyunlar, böyle komplar oluyor. İkinci yarışta, ertesi gün 2000 metre stepli var. Milan katılmadı. Milan katılırsa ben Balkan üçüncüsü oluyorum. Milan katılmazsa ikinci oluyorum. Lazar'la 2000 metre koşuyoruz. Ben Lazar'ın ensesine yapıştım. Bu sefer oyuna gelmedi. Lazar başladı şeye, sık sık nefes almaya, enerjisi bitti. Fakat ben bir gün önce enerjimi bitirdiğim için bende de bir şey kalmadı. Lazar'ı geçemedim ama Lazar da bitti. Lazar yarışı birinci olarak bitirdi. Ben de arkadan 20 metre veya 15 metre şeyle ikinci oldum. Eğer bir gün önce komploya kurban gitmeseydim Lazar'ı geçerdim. 2014'ten sonra işte pek yurt dışı yarışlarına gitmedim ben. 2017 yılında 50. mezuniyet yıl dönüm vardı bizde. Marmaris'te arkadaşlarla buluştuk, 150 arkadaş. Gitmediğime, yurt içi ve yurt dışı yarışlarına gitmediğime bir yönden sevindim. Şöyle ki çoğu arkadaş sizlere rahmetli oldu. Onlarla gördüm, hasretlik giderdim, o bana değdi. 2018 yılında da sadece Denizli'ye gittik. Orada yine 1500'e 2000 steplide birinci oldum. Yurt dışı yarışına Sırbistan'daydı, gitmedik. 2019 yılı benim ve ailem için çok verimli bir yıl oldu. Şöyle ki Aysen Hoca'nın var Konya bölgemizde. O sağ olsun beni çalıştırdı. 31 Ocak 1 Şubat 2019 tarihlerinde İstanbul'da Masterlar Salon Şampiyonası oldu. Orada ben 70 yaş grubunda 1500 ve 3000 metrede Türkiye rekoru kırdım. Fakat 3000 metrede şöyle bir şey oldu. Konya takımından katılan Yaşar Dadak abi baktım yarış devam ediyor, beni tapır tapır geçti. Ben atak yapayım dedim. Şöyle yarışlar bir saat, bir buçuk saat öne alınınca ısınmadan hiç hemen dediler ki Ali Demirhan yarışa gir. Yarışa girdiğim için ısınmadık, kuvvet yok, bir şey yok, adaleler tam ısınmadı. Yaşar abi beni geçti. Atak yaptım, baktım geçemiyorum, boş ver dedim. Benim gerimdeydi. Baktım Yaşar abi oturdu.
Ona demişler ki son tur yarış bitti. O da ondan atak yapmış. Oturdu, ben devam ettim. Geldim, yarışı bitirdim. Yaşar abiye diyorlar ki kalk, bir tur daha var. Belki öyle demeseler Yaşar abi birinci olacak, ben ikinci olacağım. Şeye geldik, Konya'ya geldik. Aysen hocanım, Allah razı olsun. Yaşar abinin de benim de, ikimiz çok samimi arkadaşız. Ayaklarımız öyle ağrıyor ki çünkü ısınmadan koştuk. Dedik ki hocam böyle böyle dedi, ben size program vereyim. Yaptırayım, siz dedi hızlı 100 metre koşun her gün 10 tane 15 tane açılı. Hakikaten Aysen hocanın söylediğini yaptık ve şey ettik. Balkan şampiyonasına hazırlanıyoruz. Arada bir ay var. Ben eşim sağ olsun günde iki kere duş aldığım oluyor. Gidiyorum, terliyorum, çıkarıyorum, tekrar şey ediyorum. Karkış demeden hazırlandık. Şeye geldik, Balkan şampiyonasına. Lazar'la Milan'la artık öyle arkadaş olduk, samim olduk. Ben Türk bayrağı rozeti, bizim emekli subaylar şeyini, rozetini, tesbih, lokum, Türk lokumu, buna benzer şeyler hediye ediyorum. Velhasıl 1500 metre yarışına girdik. Ben Lazar'ı geçtim. Kendimle hayret ettim. Çünkü senelerdir geçemediğim bir rakibim. 3000 metre yarışına girdik. 3000 metre yarışında Lazar Romanya'daki 2014'teki uyguladığı taktiği uyguladı. Milan'a demek ki konuşmuşlar. 3000 metre startı verildi. Milan 100 metre gibi koptu. Fakat Milan eski Milan değil. Çalışmamış, kilo almış falan. Milan şimdi önde gidiyor. Biz Lazar'ı kolluyoruz. Yaşar abiyle Türk takım olarak. Bir arkadaş daha var bizim Türk takımından. Üçümüz, çünkü Lazar çok kuvvetli. Antrenör arkadaşlar var. Atletizm antrenör arkadaşlar. Geç falan diyor. Biz korkuyoruz. Geçmiyoruz. Ondan sonra Lazar bağırıyor Milan'a. Milan slow slow diyor. Yani Milan yavaş, Lazar da bitmiş. Kenardaki arkadaşlar dedi, eşim falan geçin dedi. Biz Milan'ı geçtik, öne geçtik. İki Türk. Lazar yaklaştıkça eşim ve diğer arkadaşlar diyor ki Lazar 5 metre yaklaştı, 10 metre yaklaştı. Biz basıyoruz. Netice biz yarışın şeyinde Lazar'ı, ben 150 metre, arkadaki Yaşar abi de 100 metre falan Lazar'ı geçerek Balkan şampiyonu olduk. Aradan işte bir saat sonra 800 metre, Balkan 800 metre şampiyonası yapıldı. Ben yine Burak Büyük Baykal abi İzmir'den, o da iyi bir 800 ve 400'üdür. Türk takımından ikimiziz, Lazar var, Milan katılmadı, diğer devletlerden arkadaşlar var. Biz 800 metre startı başladı. Velhasıl ben birinci oldum, Lazar ikinci oldu, Burak abi üçüncü oldu. Bizim için mutlu bir yarış oldu. Bir saat sonra falan zannedersem Balkan Bayrak yarışı yapıldı. Balkan Bayrak yarışında ben, Burak abi, Yılmaz abi, bir de Şeref abi katıldık 70 yaş grubunda. Yunanlar birinci oldu. Fakat Yunanlar her yarışta yaptıkları gibi 70 yaş grubuna 50 yaş grubundaki bir sporcuyu sokmuşlar. Yunanlar diskalifiye oldu. Biz takım halinde birinci olduk. Romanlar ikinci oldu. Velhasıl 4 yarışa girdim 2019 yılında. Şükür 4 birincilik aldım. Türkiye rekoru kırdım. 1500 metre Balkan yarışında Türkiye rekorunu tekrar kırdım. Mustafa Sılay. Mustafa Sılay rahmetli arkadaşımızla çok nazik bir arkadaşımızdı. Çok efendim işten biriydi. Lise yıllarında tanıştık. O Konya Lisesi'nde okuyordu. Biz askeri lisede okuyorduk. Velhasıl her hafta cross yarışları olurdu. Mustafa Sılay arkadaşımız birinci olurdu. Ben ikinci olurdum. Fakat biz Konya askeri okul olarak takım halinde devamlı birinci olurduk. Emekli olduktan sonra Mustafa Sılay arkadaşımız stadyuma gelirdi. Gençleri çalıştırırdı. Görüşüyorduk, halatı soruyorduk. Sonra çok kilo almış. Bir ara Mustafa Sılay arkadaşımızı bilemiyorum ne oldu, küstürmüşler, stada gelmez oldu. Sonra bir duyduk ki rahmetli olmuş, kısmet oldu cenaze namazına gidip namazını kılmak, iki kürek toprak atmak,
kısmet oldu. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Çok değerli bir arkadaşımızdı. Konya'nın değerleriydi. Osman Eker. Osman Eker benim okul arkadaşım. 1964 yılında Astsubay sınıf okulunda tanıştık. Halen arkadaşlığımız devam eder. Hiç kopmadı. Mert, güvenilir, işte milli sporcu arkadaşımız. Benim de masterlara katılmama sebep oldu. Halen görüşüyoruz. İşte can ciğer dostumuz, sırtımızı dayayabileceğimiz, güvenebileceğimiz kadim bir arkadaşımız. Allah sağlıkla hayırlı ömürler versin. Konya'da beraberiz. Ailece görüşüyoruz. Necmettin Altay. Necmettin Altay arkadaşımız, onu da Konya'da tanıştım. Eski milli sporculardan, ciritçi, kendisi ekstremci. Benim gibi Nogay Tatar Türküdür. Konya'daki atletleri, masterları çalıştırır. Onların hocasıdır. Hatta çok severler Necmi hocamın resmini tişörtlerine bastırıp onun resimleriyle koşarlar. Necmi hocam bir Konya için idoldür. Seyfi Atamer. Seyfi Atamer hocam Konya bölgesinde, bölgede şube müdürü, sporcu, güler yüzlü, herkese yardım eden ve Balkan ve Türkiye şampiyonasında beraber koştuk. Seyf hocamla bir hatıram şöyledir. 1500 metre koşuyoruz. O 50 yaş grubunda, ben 65 yaş grubundayım. Tabii aramızda 15 yaş fark var. Dedim ki Seyf hoca benim, bana tur atma. Atarsan bir tur at falan. Tamam dedi, ikinci tur atarsan dedim, koşarken çelme takarım. Velhasıl Seyf hocam bir tur attı. İkinci tur atarken ben çelme takacağım. Seyf hocam uzaktan dolaşarak koştu, gülerek. O birinci oldu. Tabii ben yaş grubumda, ben de birinci oldum. Güler yüzlü, yardımsever bir arkadaşımızdı. Mehmet Aydede. Ali Aydede. Mehmet Ali Aydede hocamız. Sağ olsa, Allah hayırlı ömürler versin. Rahmetli olursa nur içinde yatsın. Bizleri yetiştiren, atletizmi seven bir baba, bir abiydi. Biz ona öğrenciyken söz verdik. Milli formayı giyeceğiz diye. Fakat asker olduktan sonra 1967'de Kıbrıs Harekatı ve sonra işte eski komutanların sporu sevmemesi, bize izin vermemeleri, 71-12 Mart muhtırası, arkadan Kıbrıs Harekatı, biz atletizm şeyinden koptuk. Fakat seneler sonra eğer sağ olsa tekrar ömürler diler, ellerinden öperim. Rahmetliyse Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. 65 yaşında, 60 yaşında milli formayı giymek oldu. Ve o formayı giyince ben gözyaşlarımı tutamıyorum. Hocamı hep hatırlarım. Hocam sözümüzü yerine getirdik ama seneler sonra getirdik. Allah öldüyse gani gani rahmet eylesin. Tekrar sağ olsa hayırlı ömürler diliyorum. Samiye hocam. Abdullah. Sami Yavrucak. Sami Yavrucak hocamız Konya Bölge Müdürü'ydü. Konya'da o Konya stadını stat yapan, bizlere kol kanat geren, atletizmi sevdiren ve Konya stadına biz giremiyorduk. Sadece yarışlarda giriyorduk ama şimdi anlıyoruz ki stadın şeyi için, efendim selameti için, temizliği efendim devam etmesi için Sami Yavrucak hocamız o tedbirleri alıyormuş. Bizlere atletizmi sevdirdi. Hatta 1965 yılında, nur içinde yatsın, askeri okullar spor yarışmasında 1500 metrede benim kronometremi tutan ve start veren bir hocamızdı. Türk spor için bir idealdi. Nurlar içinde yatsın, onu hiç unutamayız. Allah mekanını cennet etsin. Abdullah Gökpınar. Abdullah Gökpınar hocam, biz 1966'da Ankara'ya, muhabir okuluna gidince orada kara gücü antrenörüydü ve spor başkanıydı. Abdullah Gökpınar hocamın çalıştırma tarzı çok şeydi. Mesela biz 10 tur falan koşardık, gelirdik hocam ne yapalım?
50 tane 200 yapın derdi. 50 tane 200, biz tabii o zaman 17-18 yaşlarındayız. 50 tane 200 yapıyoruz, konter içinde kalıyoruz. Geliyoruz, diyoruz ki hocam böyle böyle 40 tane 100 yapın. 40 tane 100 yapıyoruz. Geliyoruz, diyor ki 5 tur daha koşun, tamam bitti. Biz tabii alıştık bunun şeyine, antrenmanına. Geliyoruz hocam böyle böyle 20 tane 400 yapın, biz 7-8 tane yapıyoruz. Biraz oturuyoruz, geliyoruz, diyoruz ki hocam bitti, iyi aferin. Ne bileyim 30 tane 50 yapın, biz yine 10 tane yapıyoruz, geliyoruz hocam bitti falan. Çalıştırma tarzı böyleydi. Sağ olsun o da bizlere abilik yaptı. Karagücü takımında bizleri işte Karagücü takımına girdik ama şarka tayinimiz çıkması efendim önümüzün kapanmasına neden oldu. Sağ zannedersem halen, Allah selamet versin, her zaman saygıyla yad ettiğimiz abilerden biridir. Ali Bey, son olarak eklediğin bir şey var mı? Son olarak ben şunu demek isterim. Mesela bana Konya'da polis okuluna, askeri okula ve beden eğitimi spor okuluna girmek için çalışan çocuklar geliyor. Hocam ne yapalım diyor. Ben onlara program veriyorum. Ve bir tane anım var. Seneler önce stadyumda koşarken iki arkadaş kronometre koşuyor, tutuyor, bir arkadaşlarını koşturuyor. Vardım, gençler hayırdır nedir bu? Dedi ki arkadaşımız askeri okulu kazandı, subay olacak. Sadece yarın 3000 metre koşacak. Dedim ki kazanamaz mı? Şaşırdılar, ne yapalım? Dedim kazanmak istiyorsa efendim stadyumdan çıkacak, bizim Konya'da Tavus Baba Türbesi var Meram'da. Tavus Baba Türbesi'ne kadar koşacak. Orada dedim bir Fatiha okuyacak, hafif kültür fizik. Doğru, hiç durmadan evine gidecek, kültür fizik yapacak, duşunu alıp yatacak. Ben bunu dedim. Aradan bir iki ay geçti galiba. Biz yine eşimle stadyumda antrenman yapıyoruz. Biri geldi elim öptü. Hocam beni tanıdın mı? Yok. Ben dedi subay okuluna girdim, kazandım dedi. Hani dedi ben Tavus Baba'ya koş dediğiniz öğrenci benim dedi. Bunun gibi öğrenciler geliyor. Ben gençlere bir de şunu diyorum. Stadyum sizin eviniz. Cami gibi, okul gibi. Stadyuma affedersiniz kağıt atmayın, tükürmeyin. Stadyuma eviniz, cami, okul gibi bakın. Bir de şunu diyorum. Çalışmadan, okumadan hiçbir şey olmaz. Çalışacaksın, okuyacaksın ve Allah'a dua edeceksin. Cenab-ı Allah o zaman her şeyi verir. Ve benim için en önemli 60 yaşından sonra da olsa milli formayı giymek, onu ter akıtarak bayrağımızı göndere çektirmek benim için her şeye değer. Yani bir milletimizi temsil edip bayrağımızı çektirmek benim için en büyük gurur. Torunlarıma, çocuklarıma bırakacağım en büyük şey, Cenab-ı Allah kısmet ederse iyi bir isim ve kazandığım madalyalar. Benim söyleyeceğim bu. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Başka programlarda görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın.